Merhaba arkadaşlar. Evet, en son 6. denememizde kalmıştık. 6. denememizden çözmeye başlayalım isterseniz. Şimdi ilk olarak 8. soru çözülememiş. Siz de bakın bir yandan giren vardır, girmeyen vardır. Diyor ki soruda, bir kaptaki suya x litre su ilave edilirse demek ki kapta birazcık su var arkadaşlar. O zaman önce ondan başlayalım. Şimdi kaptaki suya isterseniz beraberce A diyelim. Bu suya x litre daha ilave edilirse diyor. Biz de ilave edelim arkadaşlar. Kabın hacminin 1 bölü 4'ü kadar su taşıyor. Demek ki bir kap var. Kabın da dolduğunu düşünüyoruz. Bir de üstüne 1 bölü 4 kadar daha su eklenmiş ki taşmış anlamına geliyor. Aslında bu 5 kap bölü 4 anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer x litre su boşaltılırsa diyor. Bakın dolduruldu demiyor. Burada şey önemli arkadaşlar. Edilirse ettim. Geri dönüyorum. Bu sefer edilmemiş gibi sayıyorum. Bu sefer boşaltıyorum. Eğer edilmiştir deseydi şöyle yapacaktım arkadaşlar. A artı x eksi x. Tabii saçma olurdu ama işte böyle olurdu. O yüzden edilirse diyorsa edilmemiştir. Yani sadece edildiğini varsayıyorsunuz. Tekrar döndüğümüz zaman boşaltılırsa kısmında eksi x diye başlıyorsunuz. Bu sefer kabın 1 bölü 4'ü dolu oluyormuş arkadaşlar. Demek ki kabın sadece 1/4 biri dolu oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar buradan eğer yola çıkacak olursak, bunları taraf tarafa toplayacaksak, x'ler birbirini götürdü. 2a eşittir. Buradan da 5 kap bölü 4 ile 1 kap bölü 4 toplarsam 6 kap bölü 4 yapar. Daha sonra arkadaşlar sadeleştirmemi yaparsam eğer burada 3 olur. Demek ki A yani kabın başlangıçta ne kadarı suyla doluymuş A demiştik. O da 3K bölü 4 yani 3 bölü 4 arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki şimdi arkadaşlar. Sanırım bugün kendim anlatacağım. Kendim dinleyip kendim anlatacağım. Evet şimdi arkadaşlar. Bakınız ne yapıyoruz. Dokuzuncu soru diyor ki, dokuzuncu soru bir hareket problemi sorusu. Diyor ki, yukarıdaki şekilde AB arası 40 kilometre, BC arası 240 kilometre, A'dan 80 kilometre saat hızla, C kentine doğru hareket eden bir hareketliden 2 saat sonra B kentine, saatte 60 kilometre hızla hareketli bir hareketli başlıyormuş. 80 kilometre hızla hareket eden hareketli C kentine uğrayıp hiç beklemeden geri dönüyor. Şimdi anladım ki soruda. Bir kere şimdi 2 saat demiş demek ki bir yolculuk yapacak. O zaman 2 saat yapalım. Yani şunun 2 ile çarpacak olursam 2 çarpı 80 ne yapar? 160 yapar. O zaman gelin 40 buraya gitti. Biraz da buradan gidecek 120 kilometre. Yani şurası 120 kilometre. Çünkü toplamının 160 olması gerekiyor. Şu anda A'dan hareket eden araç yani 80'lik araç şu anda burada. O zaman bir de buradan hareket eden var. Onu da maviyle göstereyim arkadaşlar. Maviyle gösterdiğimde 60'la gidiyor. Bakın şuradan 60'la şurada da kırmızı ile giden bakın 80'lik var görüyorsunuz. Diyor ki bunlar şu anda aynı anda hareket etmiş gibi düşüneceksiniz. Bu arkadaşımız gidecek 80'lik olan arkadaşımız gidecek. Şöyle dönerken burada bu arkadaşımızla şurada karşılaşacaklar arkadaşlar. Tamam mı? Bize diyor ki şuradaki mesafe yani C kentinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar diyor. Şimdi bu soru nasıl yapılacak? Bu soruyu isterseniz şuraya şöyle çizeyim. Bakın arkadaşlar. Artık diyorum ki buradan mantık şöyle işleyecek. Bakınız. Şimdi bu arkadaşın şurada 120 kilometresi var. Şöyle yapalım. 80'le giden aracın şurada bir 120 kilometresi var. Tamam mı? Şuradan 60'la giden aracın da şurada önünde arkadaşlar bakın bir 120 kilometresi de bunun var. Tamam mı? Şimdi bu arkadaşımız devam edecek şuraya gelecek. Bu arkadaşımız da devam edecek şurada karşılaşacaklar. Tamam? Şimdi bu sorular nasıl yapılıyor? Bu soruların şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Bakınız. Şimdi normalde bu tür sorularda yapmamız gereken biraz zor bir mantığı vereceğim ama hepsini çözecek arkadaşlar. Şimdi bunların karşılaşırken tamam mı? Alması gereken ne kadarlık yol var? Bakalım şimdi. Şurası 120. 240 da burası arkadaşlar. Toplamda ikisi beraber 360 kilometreyi alacak. 360 kilometreyi. Şimdi bunlar sonuçta şöyle de devam edip de böyle geldiği zaman, bu da böyle geldiği zaman birbir
birbirlerine doğru hareket için arkadaşlar hızlarının toplamını alacağız. Yani 60 artı 80 diyeceğiz. V1 artı V2 çarpı T diyeceğiz. Bunların karşılaşma süresini böyle bulmuş olacağız. Sanki bunlar birbirine şöyle gidiyorlarmış gibi. Şu 60, bu 80, önlerinde var 360 gibi bir şey arkadaşlar. Tamam. Bundan dolayı T'yi bulduğumuz zaman arkadaşlar 360 bölü 140. Buradan da arkadaşlar 36 ile 14 sadeleşirse ne yapar bana söyleyin? 18 bölü 7 yapar. Geçen süre bu. Şimdi demek ki arkadaşlar şu gördüğünüz araç 60'lık araç o hızla 18 bölü 7 saat yolculuk yapacak şuraya gelecek arkadaşlar. Bakın şuraya gelecek. O zaman bulalım gelin. X eşittir V çarpı T, tamam mı? X'imizin kendi olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. 60 ile gidiyor. 18 bölü 7 saat yolculuk yapınca 1080 bölü 7 yapıyor. Demek ki şurası 1080 bölü 7. İyi de biz şurası lazım bize. O yüzden 240'dan 1080 bölü 7'yi çıkardığım zaman arkadaşlar buradan da paydalarını eşitliyorum. Paydalarını eşitlediğim zaman bunun altına bir 7 koyduğum zaman 1680'den 1080 çıktığı zaman 600 bölü 7 olarak cevaba ulaşıyorum. Zaten buradayken belliydi cevabın bölü 7 olduğu arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik 14. soruya. Sarı esmer sözcüğündeki harfleri yerleri değiştirerek A ile başlayıp E ile biten. Bakın size şöyle söyleyeyim. Şimdi sarı esmeri bir yazın önce. Sarı esmer değilmiş ki sarı semermiş. Gerçi fark etmiyor ama. Bakalım sarı semeri yazalım şöyle. Tamam. İçindeki harflerden A ile başlayacak siliyorum. E ile bitecek siliyorum. Geriye kaç tane harf kaldı arkadaşlar? 7 tane harf kaldı. 7 faktöriyel diyorsunuz. Bölü. S'den 2 tane var. 2 faktöriyel. R'den 2 tane var. 2 faktöriyel. Başka tekrar eden var mı? I, E, M. Etmediğine göre 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2. Bunlar gittiği zaman 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 kere 42'de ne yapar? 1260. Bu tür sorularda çarpı 2 denmez. Bu tür sorular tekrarlı permütasyondur zaten. İçinde zaten bu tekrar edenlerin içerisinde hepsini barındırmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorular bu şekilde çözülmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakınız 12. soru ne diyor? 12. sorunun mantığı da şu arkadaşlar. 20 tanesi A lira alınarak 12 tanesi A artı 2 B lira satılan kitapların bir tanesinden B lira. O zaman demek ki bir tanesinin fiyatı A bölü 20. Satıldığı fiyat da A artı 2 B bölü 12. Bu da bir tanesinin fiyatı. Bu bir tanesinin fiyatı satış fiyatı. Bir tanesinin satış fiyatı. Bu da bir tanesinin alış fiyatı. O zaman bir tanesinde olan kar B liraymış arkadaşlar. Herhalde buradan sonrasını yaparsınız diye düşünüyorum. Sadece bu denklemin kurulması gerekiyordu. Buradan da sorunun cevabına ulaşırsınız arkadaşlar. Önemli olan denklemi kurmaktı. Burada demiş ki tüm kitapta 3 numaranda bulunduğu kaç sayfa vardır? Sorumuza bakalım isterseniz bir. Ne demiş? 3 öğrenci 100 sayfalık bir kitaba numaralar veriyor. Birinci öğrenci sayfaya numara verip bir sayfayı boş bırakıyor. Tamam. Yani şöyle mi yapıyor onu bakalım bir. Bir veriyor, tamam mı? İki numaraya vermiyor, boş bırakıyor. Üç dolu, dört boş. Beş dolu, altı boş. İkinci öğrenci iki sayfaya numara verip, yani bire ikiye numara verip üç boş. Dörde beşe numara verip altı boş. Tamam. Böyle gidiyor o da. Öbüründe ise üçüncü öğrenci ise üç sayfaya numara verip bir veriyor, iki veriyor, üç veriyor, dörde vermiyor. Beş veriyor, altı veriyor. 7 veriyor, 8'e vermiyor arkadaşlar. Böylece tüm öğrenciler ilk sayfaya numara vererek başlıyorlar. Tüm kitaba kaç numara verirler? Şimdi arkadaşlar, tüm kitapta 3 numaranın bulunduğu kaç sayfa vardır? Bakınız, şunu dikkat ederseniz arkadaşlar, ortak olarak şunu görüyoruz. 2, 4, 6 diye gidiyor, 3, 6 diye gidiyor, 4, 8 diye gidiyor. Bunların biraz sonra buluşacakları yer, tamam mı arkadaşlar, ne olacaktı? 7'ye 8 desem, 9'a 10 desem, 11'e 12 desem buraya gelseler. Bu da 7, 8 desem 9 olsa. 10, 11, 12 desem. Bunu biraz aşağı alayım. Burada da 9, 10, 11 desem 12. Bunlar arkadaşlar 12. sayfada
İlk üçünün birden boş olduğu yer 12. sayfa. Zaten onu yapmışsınızdır. Tüm kitapta 3 numaranın da bulunduğu. Arkadaşlar bakın, bundan sonra şu sıralara baktığımız zaman birde, bakın dikkat edin, birde bunların üçü de dolu, yani içinde yazılı. Bir daha üçünün dolu olduğu yer bakın yok. Bir de şurada 5 mi var? Üçünün dolu olduğu. Değil mi arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. Daha sonra bu böyle devam ediyor. 11'de devam ediyor. Sonra 7'de var arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki mantık şu. Tüm kitapta 3 numaranın da bulunduğu kaç sayfa vardır demiş arkadaşlar. 10'da olmuyor. Bakın 10'da boşluk var şimdi. Burada ne yapıyorsunuz? Buradaki mantık şu. 12. sayfa bizim buradaki ilk boş sayfamız arkadaşlar. 3 numaranın da bulunduğu kaç sayfa vardır tüm kitapta? Şimdi burada arkadaşlar numaralandırma yaparken 12'den sonra gelen her bir inde artık bundan sonra dolu sayfayı görüyorsunuz. 12'de bakın arkadaşlar, 12. sayfadan sonra. Doğru mu? Buradaki 3 numaramda bulunduğu kaç sayfa var diyorsa öncelikle şunu düşüneceğiz. 100'e kadar geliyorsa, 100'ün içerisinde ilki 1 ise, tamam mı? Bakın bu soruda şöyle bir durum var. 1'den sonra 12, 12 hep beraber geldiği için 1'den sonraki 13, 13'ten sonra 25, 12, 12 büyüyor. 97'ye kadar gelir arkadaşlar. Çünkü 96 12'nin katıdır. 97'den 1 çıkarırsak 96, 12'ye bölersek 8, terim sayısı artı 1'den 9 olarak bunu bulmuş oluyoruz. Fakat şimdi burada birazcık şöyle bir durum var. Sanırım bunu sormuş ama velakin 3 numaranın da bulunduğu sayfalara numara verirken, 3 numaranın da bulunduğu derken sizce şu 5 numarada da şu anda aynı değil mi arkadaşlar? Üçünde de numara yok mu? Bakın şurada üçünde de numara yok mu? Var değil mi arkadaşlar? Üçünde de numara var. Peki 11'de de yok mu? 7'de de yok mu arkadaşlar? Var değil mi? Yani sorulurken, şıklara tabii bunu eklememişler. Sorulurken bunları unutmuşlar. O yüzden üçünün de olması dediğimiz şey aslında sadece 12'den sonra değil. Çünkü şıklarda göremiyorum. Daha fazla sayı çıkar. Bakın burada gördüğünüz üzere 1 var. Bir hepsinin olduğu. Hadi 2, 3'ü 4'e attım. 5 var. Doğru mu arkadaşlar? Daha sonra 7 var. Daha sonra 11 var. Sonra 13 var. Aslında buradaki mantık şöyle işleyecekti. Çok güzel bir soru olurdu bu aslında. O da şöyle arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradaki 5 sayısı her iki de birdeki 4'ten sonra, bu da 4'ten sonra sonuçta burada olmuş oluyor. O yüzden bu soruyu öyle sormayacaktı. Biraz daha farklı olarak bu soru OBEP OKEK sorusu, yani bölme bölünebilme sorusu şeklinde de sorulabilirdi aslında. O yüzden soru hatalı ama yine de sonuçta düşündüğü mantıkla, eksik mantığıyla cevabın 9 olması gerekiyor. Soruyu iptal etmedim. Ama yine de size mantığını vermek istedim arkadaşlar. Güzel soruymuş ama daha güzel hale getirilebilirmiş arkadaşlar. Sorunun böyle bir eksiği var. Şimdi bir sonraki soru şu soru. Bakın bu soruda da ilginç bir durum var. Aslında şekli daha güzel çizebilirlerdi ama çözülebileceğine inanıyorum. Burada bir hatamız var. O hatamızı söyleyeyim size. Şimdi ne demiş, sorunun kısmına bakalım önce. Şuraya bir gelelim. Bakın. Yukarıdaki bir kenar uzunluğu 4 cm olan şekil 1 ve 2 yönünde döndürülmektedir demiş. O zaman gelelim buraya. Şekli de unutmayalım. Şekil istenilen yöne istenildiği kadar, pardon şuradaydı. Demiş ki burada A ile B arası 40 cm olma göre şeklin K konumunda görünüşü ne olacak diyor. Fakat burada bakın şunu unuttuk arkadaşlar. Bu arkadaşımızın buraya gelebilmesi için, bakın şurası çok önemli. Şimdi burası 40 ama sonuçta şu kısmın şuraya gelmesi gerekiyor. Tamam şekil değişecek, buralar değişecek ama şuraya gelmesi gerekiyor. O zaman 4 santimde bu bir kere boşa verilmemiş. O zaman 44 santimimiz var arkadaşlar bizim burada. 44 santim içerisinde bu gördüğünüz 4, 4, 4, 44'ü 4'e böldüğümüz zaman 11 defa dönecek. Doğru mu? Bunu 10 defa alanlar hata yaptı. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı var mı? Yok değil mi arkadaşlar? 11 defa dönecek. Çünkü bu tren sorusu gibi düşünün. Şurası buraya gelmek zorunda. 11 defa dönecek demek aslında bir yönünde şu demektir. Şimdi arkadaşlar her 4'te bir kendisine gelecek.
her 4'te bir kendisine gelecek. 11'de tekrardan 4'e bölecek olursanız demek ki 2, 8, kalan 3. O zaman ben bunu bu yönde 3 kere döndürmem gerekiyor. Peki 3 kere bu yönde döndüreceğime? Bir kere bu yönde döndürsem aynı şey değil midir? Aynı şey değil mi arkadaşlar? 3 kere sağa çevireceğime, tur attıracağıma, saat yönde gideceğime bir kere diğer yönde giderim. Çünkü zaten 4 kere de aynı yere geliyorlar. Doğru mu? O zaman bir kere de aynı yere geliyorsa bu şeklin şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Şu arkadaşımızın beyazla ikisinin yukarı çıkması gerekiyor. Yani şöyle, şu gördüğünüzün de aslında şöyle olması gerekiyor da. Neyse biz onları üzmeyelim. Onun da şöyle olması gerekiyor. Diğerleri ise arkadaşlar şuranın dolu üçgen olması gerekiyor. Buranın da siyah üçgen olması gerekiyor. Şey, siyah kare olması gerekiyor. Bir problem var mı? Bakar mısınız? Bir problem var mı? Yok değil mi? Peki o zaman gelelim oraya bakalım şimdi. Bakalım şimdi. Taşıyorum oraya. Bu durumda arkadaşlar hangi şekil çok benziyor bakar mısınız? Benziyor demek zorunda kalıyorum çünkü. Değil mi arkadaşlar? C şekli demek ki bu sorunun cevabı. Şekiller tam uymamış. Yani şu üçgenin yönü olarak şöyle olması gerekebilirdi. Bunun şöyle olması gerekebilirdi ama yine de biz mantıken en yakını işaretlemek durumundayız. Cevabımız o oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Dörde alacağız. Şimdi burada bir aşağıdaki soruda ise şekil istenilen yönde istenildiği kadar döndürme şartıyla en az kaç döndürmede aynı şekil olur demiş. Aslında bu soru kolaydı. Bir ikiye döndürürsek bir de bir yönüne döndürürsek aynı şekilde olmuş olur arkadaşlar. Doğru mu? Gördünüz mü? Bir o yönde bir o yönde. Yani bunda bir sıkıntı yoktu. Bunu dört yapanlar oldu herhalde bir tur dönsün diye. Ama bir sağa bir sol yapacağız. Orada ok göstermiş zaten bize. Şekil buradaki bir yönünde 2009 tane döndürme sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir demiş. Arkadaşlar bu da artık 2009'u niye bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. Kalan kaç? 1. O zaman bir kere sağa doğru döndürmek zorundayız. Bakın bir kere. Onu da yapacak olursak buradan şöyle bir şey çıkacak. Hatta bunun üstünde yapalım isterseniz. Bir kere döndürecek olursam arkadaşlar şu üçgen buraya gelecek, bu kare buraya gelecek, bu üçgen dolu üçgen buraya gelecek, bu da dolu kare buraya gelecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakalım hangisinde var? Çok mu gittik? Hangi şıkta var arkadaşlar? Gördüğüm kadarıyla denizde var. Aynen öyle. Peki bu da demek ki böyle çözülüyormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim sonraki soruya. Burada ise şöyle bir soru var. 44. soruya önce bakalım. Şimdi ne demiş soru? Bir okuyalım. Ben de yeni okuyorum. Bir cep telefonuna kontrol yüklemek için bir firma ona danışan bir kontrol kartları üretmiştir. Siz de okuyun arkadaşlar okumayan varsa. 100-250 ve 200-500 bin kontrol ve çeşit katmada kontrol dediğim sürümanı hanelerin 1-3-5-7 nolu hanelerin rakamla tutulan 5'e bölümünden kalan 1 ise bu, 2 ise bu, 3 ise bu, 4 ise bu ve tam bölümse 1000 kontrol kart vardır demiş. Bakalım. Evet bölünüyorsa tamam. Evet tamam. Hemen baktık. Tamamdır. Şimdi gelelim sorumuza arkadaşlar. Anladığım kadarıyla şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylüyor diye arkadaşlar hatırladım ben. Şimdi şu burada şu hane ile şu haneyi mi söylüyordu? Şundan şu muydu arkadaşlar? Yok pardon. Bir saniye. 6 ve 8 teşekkür ederim. 3, 4, 5, 6. 6 ve 8. olanlar yok. Şunun daha doğrusu. Şurayla şuranın çarpımı bizim şu 6. hane ile 7. hane aslında 28 olacak. Doğru mu anlamışım? Doğru mu arkadaşlar?
Onu söylüyor. Şurası birler basamağı, şurası onlar basamağı. O zaman arkadaşlar zaten kaç farklı 2 eksi var? 47 ile 74. Yani cevabımız 2 tane ikili var. Başka olmaz. Ne dediniz? 43'te yanlışlık mı var? Hangisi olabilir? 3, 6, 9, 14. Evet. 3, 6, 9, 11, 14. Eşlik'in hata mı yapmışlar? O zaman cevap Edirne mi diyor? Cevap Edirne diyor mu arkadaşlar? Yoksa tamam. O baskı hatasını mı diyecektim acaba? Hani şu 8 ya da 5'i bir kere daha mı koydular diye. Yani cevap Edirne ise sorun yok. Baskı hatası olup cevap başka bir şeyse sıkıntı var demektir. Peki. Şimdi burada 47. soru, bakalım hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, ne demiş, böyle bir şekil vermiş bize. Yukarıdaki şekilde taralı şekillerden D harfinin dış çevresi kaç birimdir demiş. Önce D harfinin dış çevresi demiş. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye burada var. Sonra arkadaşlar burada bir daha 2 var. Şurada da 1 var. Şurada da 1 var. Burası ise 1, 2, 3, 4, 5 demeden şöyle mi yapalım? Şurası 4, şurası 3 ise dik üçgenden 5 burasıysa simetri mi bakayım? Simetri 5. 8 burası. 9, 14, 15, 16, 21, 22 olacak arkadaşlar. Oraya bakalım ne demiş bize? Pardon. Hangisi doğrudur? Alanı en büyük olan harf S'dir demiş. Bakalım. Alanı en büyük olan harf S'dir. Alanı en büyük olan harfin S olması çok zor. Çünkü zaten baktığımız zaman alan gerekiyorsa bize, bakınız arkadaşlar, şöyle yapmamız gerekiyor değil mi? Şimdi şurayı parçalayacağız. 1'e 5 desek 1 kere 5, 5 yapar. Şurada onun simetrisi 1 kere 5, 5 yapar. Şurada da arkadaşlar ister şeyden yapın, dik üçgen mantığından. İsterseniz arkadaşlar araları kareleri birleştirerek yapın. Bir kere burada diğerlerinden büyük olmadığı çok aşina. O yüzden onun doğru olma ihtimali yok. Alanı en küçük olan harf G'dir demiş. G değil arkadaşlar. G harfi büyük bir alana sahip. D'nin tüm çevresi S'den küçüktür demiş. Bakalım arkadaşlar. Ne demiş? 46'dan fazla oluyor. 45 yapım oranı nasıl fazla oluyor? Nasıl olabilir mi hesaplamanızda? Yok, olmaz Yusuf'cum. O yanılmaz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada G ve S'nin çevresi eşit demiş arkadaşlar. Ona bakalım hemen. G ve S'nin çevresinin eşitliği var mı? Gözüküyor mu? Yok, o da değil. Çünkü burada bir hayli fazlalık var. S'nin çevresi D'den küçüktür demiş. Ona bakalım arkadaşlar. S'nin çevresi D'den küçüktür mü, büyük mü bakalım. Bu biraz şey yaptı bizi, götür getir götür getir. Bakalım arkadaşlar, bir kere S'nin çevresinin D'den küçük olduğu çok net belli. Çünkü hem burası var, hem burası, hem burası, hem burası, hem burası, hem burası, hem burası, hem burası. Çevre diyor arkadaşlar, dış çevre demiyor. Dolayısıyla cevabımız burada Edirne arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne doğru cevap arkadaşlar. Peki. Bu bitti arkadaşlar. Şu an deneme 7 gözüküyor mu ekranınızda? Deneme 7 ekranınızda gözüküyor mu? Ses verin. Peki. Şimdi bakalım burada ne sıkıntımız varmış. Deneme 7'yi çözüyoruz. Demiş ki 4 katlı bir apartmanın en üst katına bir reklam tabelası asılmıştır. Aşağıdaki gibi modellenmiştir. Burada arkadaşlar bu bütün katların yüksekliği eşit olduğuna göre A reklam tabelasının gereken yüksekliğinin A cinsinden değeri arkadaşlar. Şuranın 3A olduğunu cümle alem gördü. Burada A cinsinden değeri 3 oluyor. 3 sayısı hangisi olabilir demiş. Daha doğrusu 3 demeyelim de. A cinsinden değeri yerden yüksekliğinin. Yani burada amacımız şu arkadaşlar.
Reklam tabelası şurada bir yerde olduğuna göre 3A'dan bir tık daha büyük. Yani 3 küsüratı var arkadaşlar. Doğru mu? 3 ile 4 arasında bir değer olmuş oluyor aslında. Bakın 8 değil 2 ile 3 arasında. Doğru mu arkadaşlar? 4'ten 3 olacak tabii. Bakın burada 9 direkt 3 almış olamaz. Bu 17 4'ten büyük. Bu 4'ten büyük. Ama bu 3 ile 4 arasında ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Sevmişler, koymuşlar buraya. Burada bir sorumuz var. Bakalım arkadaşlar. Muratçığım bakamıyoruz. Ona baktığımız zaman tarama yetişmez. Sen buna bak dersen öbürü başka bir şeye bakalım der. Öyle yapmıyoruz değil mi? Birininkini çözdüğüm zaman herkesinkini çözmek zorunda kalırım. Yetişmez. Ondan sonra da sınıfı karşınızda almak durumunda kalırsınız. Evet. Eşitsizliğini sağlayan X ve Y gerçek sayıları için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada X eksi Y, X çarpı Y sıfırdan küçük. Demek ki şurası negatif, burası negatif. Bir kere negatifse, çünkü sıfırdan küçük olduğuna göre X, Y'den küçükmüş. O zaman bunlar negatifse birinin eksi birinin artı olması gerekiyor. O zaman demek ki X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunu da anladık. Bunu sağlaması için şöyle bir şey olabiliyor mu? Bakalım. Şimdi X ile Y'nin çarpımı negatif olacağı için Y'den küçüktür diyor. Evet, Y pozitif olduğu için bu doğru. İçinde 1 olanları alıyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki X kare küçüktür X çarpı Y'den. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artıyken X çarpı Y eksiyken bu olamaz. İçinde 2 olanları atıyoruz arkadaşlar. Cevabımız ya 1, yani ya yalnız 1 ya da yalnız 1 ya da 3 olacak arkadaşlar. 1 ve 3 ya da yalnız 1. Şimdi buna bakalım. Y bölü X artı Y demiş. Şimdi burada şuranın sonucu eksi. Buranın sonucu artı. Eksi ile artının toplamı birden küçük olabilir, birden büyük olabilir. Şimdi deneyeceğiz bunu. Şuradan bir değer alsam eksi 1, buradan bir değer alsam 2. Ya da buradan bir değer alsam eksi 2, buradan değer alsam 1. Şimdi bunlar burayı sağlıyor mu arkadaşlar? Bakınız şuraya eğer ki eksi 1 koyup şuraya da 2 koyarsam eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2 yapar, sağladı. Eksi 2 ile 1 koyuyorum. Eksi 2 eksi 1 koyarsam eksi 3. Eksi 2 ile eksi 1'i, eksi 1'i çarparsam artı 1 çarparsam eksi 2. Bu da sağlıyor. O yüzden hem bu sağlıyor hem bu sağlıyorsa bunu cevap olarak görebilir miyiz? Şimdi bakacağız. Buraya eksi 2, daha doğrusu x'i yerine koyduğum zaman, yani şu kısmı aldığım zaman 2 bölü eksi 1 yapsam y'ye 2 verdiğim için, artı 2 yaptığım zaman bakın burası 0 çıkıyor, doğru mu? 0 birden küçüktür şimdilik, doğru. Şimdi ise tam tersi eksi 1 bölü 2'ye, çünkü burada artık amacımız şununla şunu yer değiştirmek, artı 1 verdiğimiz zaman bakın 1'den eksi 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 yapar, sağlamadı. O yüzden cevabın A'dan olması gerekiyor. Bunu hatırladığım kadarıyla cevaba Denizli mi diyordu? Peki A diyorsa cevabımız A arkadaşlar. Tamam. Peki. İki tarafında. Aslında bu her zaman doğrudur demesi gerekiyordu. Soruda da biraz sıkıntı var. Şimdi şöyle eksi 1 bölü 2 ile, ha pardon, şurası 1 yapıyor ya, ben burayı yanlış gördüm bakın arkadaşlar. Şurayı yanlış görüyorum. 1 bölü 2 o da sağlıyor. Doğru. Bakın 1 bölü 2 şurası. O yüzden her türlü ister bunu koy 0 birden küçüktür. İstersen direkt bunu koy eksi 1 bölü 2 artı 1 yine birden küçük oluyor. Her türlü doğru 1 ve 3. Bunun hemen cevabı anahtarına bakalım. Hatalıysa Adana'ysa değiştirelim burayı. Hem çözüyoruz hem yanlış görüyoruz. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Evet, yok Denizli. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi gelelim 17. soruya. 17. soru ne diyor arkadaşlar? Bakınız. B kare eksi B küçüktür 0, B büyüktür A eşitliğini sağlayan A ve B gerçek sayılar için ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi burada şunu yapmak zorundayız. B kare B'yi karşıya atarsam küçüktür B olur. 0 ile 1 arasında olmuş oluyor, biliyorsunuz bunu.
Sonra arkadaşlar demiş ki B büyüktür A demiş. Bir kere bu şu anlama geliyor. Şimdi B A'dan büyükse A'nın negatif olma durumu da olabilir ama velakin A değeri öyle bir şey olacak ki. Mesela şöyle bir şey olacak. Ya çünkü birin dışına çıkamıyor. Birin dışına çıktığı zaman olmuyor. Ya eksi 1 bölü 2 olacak ya 1 bölü 2 gibi değer. O zaman onu da şöyle yapabilir miyiz? Bizim sevgili A'mız da ya böyle olacak veya şöyle olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın ikisi de çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim demeden geçemeyeceğim. Şu gördüğünüz eğer ki 1 bölü 2 ise bu gördüğünüz 1 bölü 3 olacak. Eğer ki bir de siyahla göstereyim. Bu gördüğünüz atıyorum 1 bölü 5 ise bu gördüğünüz 1 bölü 6 olacak. Ya da eksi 1 bölü 6 olacak. Yani demek istediğim şey şu. 1 bölü 5, 1 bölü 6'dan büyük ya. Öyle bir şey olacak. Çünkü buradan görüyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Yani her türlü kesirli hali bile büyük olacak. Yani şöyle diyeyim ben size. Şurası 0, şurası 1, ikisi arasında B buralarda, A buralarda. Şurası diyelim ki 1 ya. Şuradaki mutlak değer kısmına baktığımız zaman A yine şunun tam dengini getirelim arkadaşlar. Bakın şurası denge olsun bunun simetrisi. A değeri ya da buralarda olacak. Bakın şuralarda olacak. Ya buralarda olacak ya buralarda olacak. Anlaşıldı mı? Anlatabildim inşallah. O zaman bakalım. Mesela 1 bölü 5'e 1 bölü 6 alsak B kare 1 bölü 25. A kare 1 bölü 36 her türlü doğru. 1 doğruymuş. B küp A kareden büyükmüş. İşte burada iş değişiyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü 1 bölü 5 aldın diyelim. 1 bölü 125 sayısı 1 bölü 36'dan büyük değildir. O zaman bu yanlış. Her zaman doğruyu istiyoruz. A çarpı B 1'den küçük diyor. Bakalım şimdi ne yaparsan yap. İki tane kesirli ifadeyi, basit kesirli ifadeyi çarparsan çarp. Her zaman bakın. Her zaman arkadaşlar muhakkak 1'den küçük olacak. Bu da doğruymuş. Cevabımız 1. 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. On sekizinci soru ne diyor arkadaşlar? Bakınız. 10x kare eksi 11x'e eksi 6'ya kare eşittir. Sıfır ifadesinde x'e oran açıların hangisi olabilir demiş. Hemen yapalım. 10x kare 11x'e. Siz denediniz mi? Ayrılıyor mu çarpanlarına? Bakalım ayrılıyor mu? Şimdi burada 5x dersek, buraya 2x dersek. Peki o zaman ne denk getirmemiz gerekiyor? Şuraya eksi 2, şuraya eksi, pardon artı 3 sağlamıyor mu? Tamam şurası eksi 3, burası artı 2 sağlıyor mu? Sağladı değil mi arkadaşlar? Bakın burası artı 2, şöyle yazalım güzelce. Burası artı 2, burası eksi 3, y. Sağladı mı? Peki tamamdır. O yüzden bu ne oldu? 5x artı 2y çarpı 2x eksi 3y. Oran sormuş. Hiç eksi oran yok. Demek ki bunu almayacağız. 2x eşittir 3y diyeceğiz. Buradan bize x bölü y oranını soruyor. Cevabımız da 3 bölü 2 olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şuna 3 şuna 2 koyunca eşitleniyor ya. Peki. Şimdi gelelim cetvel sorumuza. Her iki tarafında da 1.1 mesafesi olan 10 santimlik bir cetvelin altına her iki tarafından da 0.6 santim mesafesi olan 8 santimlik özdeş iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uç uça birleştirerek şekildeki gibi soldan sağa sıralanmıştır diyor arkadaşlar. 10 santimlik cetvelin bakalım şimdi nasıl oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne yapıyoruz? 10 santimliğin yukarıda kaldığını, aşağıda ise iki tane 8 santimliğin beraber olduğunu görüyoruz. Bu durumda arkadaşlar, şu gördüğünüz yer 1.1 mesafe. Şu gördüğünüz de 1.1 mesafe. Şurası ise 10. Demek ki burası 12,2. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 0,6 var. Şurada kaç var? 8 var. Tekrar 0,6 var. Doğru mu? Eğer ki burası ucuca birleştirildiğinde sıfırlanmışsa denk geldiği yere x diyeceğiz. Ama sıfırlanmamışsa 0.6 burada olmak zorunda. Acaba hangisi çıkacak bakalım şimdi. 8 burası 9,2 yapıyor. Çıkardığımız zaman 3. Cevaba 3 mü demiş?
Ama şu 0.6'nın burada olmasından dolayı 2.4'e denk gelmesi gerekiyor. Demek ki sıfırlamışlar burayı. Onu biraz daha net söyleyebilirdi. Soru güzel düşünülmüş ama birazcık eksik bilgi verilmiş. Çünkü burada da bir 0.6 olursa sonla 2.4 gider. Doğru mu? Doğru düşünüyoruz değil mi? Çünkü orada öyle bir sıfırlama olayının olması gerekiyor. Peki. 24'te hata mı var? Bir bakayım hemen. Ne hatası var bunun? Gelelim. Bence de yok. Sanırım Yusuf herhalde bir şey karıştırdı. Şimdi bir soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki seçilen 21 öğrencinin yaş ortalamasının 15 olabilmesi için 16 yaşında olan en az kaç öğrenci seçilmelidir? Şimdi bak bu sorular aslında fix sorular. Bakın nasıl fix sorular biliyor musunuz? Şöyle yani artık buna alışmamız gerekiyor. Ortalama hep bu olur. Şunlardan bakın şu ikisinden eşit sayıda alınmak zorunda. Bundan istediğin kadar al. Bunda sıkıntı yok. Şimdi toplamda 21 tane öğrenci seçeceksin buradan. 21 tane. Şimdi şurada eğer şurası 10 tane öğrenci seçersen geriye 11 tane kalır bunlara. 2'ye bölemezsin. O yüzden bundan 9 tane seçersen geriye 12 kalıyor. 6 bundan seçebilirsin. Zaten amacımız burada bakın. Niye öyle biliyor musunuz? Bunu anladınız mı? Şundan eşit sayıda seçilirse 16 ile 14'ün yaş ortalaması hep 15'i verir. Bir tane bundan bir tane bundan alırsan 30 eder. 2'ye böl 15. Bundan iki tane bundan bir tane alırsan bakın burası ne yapıyor? 60. 64'e böl 15. Yeter ki bunlardan eşit sayıda seç. Ama bundan istediğin kadar al fark etmez. Hepsini al istersen. Bu da amacımız diyor ki bakın en az kaç öğrenci seçilmelidir diyor. Ben ne yaptım en azı sağlarken arkadaşlar? Buradan hepsini aldım ki şu gördüğünüz yerden bütün öğrencileri aldım ki geriye az öğrenci kalsın. Sağlamadı. Sonundaki en fazla öğrenci 9 aldım. 21 tane almam gerekiyordu. Geriye 12 tane kaldı. Onu da 6 bölüştürdüğüm zaman arkadaşlar böylece cevabımız 6 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Peki. Videodan izle Yusuf'cum ya. Bekliyorum sormuyoruz. Şimdi bakınız. Yaşları ardışık çift sayı olan A, B, C, D, E kişileri kendi aralarında bir oyun oynuyorlar. Önce herkes eşit sayıda bilye alıyor. Daha sonra yaş küçük olan büyük olanlardan aralarındaki yaş farkı kadar bilye alıyor. Yaşlar arasındaki sıralama A küçük, B küçük, C küçük, D küçük, E. Bakınız. Burada toplam 240 tane bilye ile başlanan bu oyun sonunda B kişisinde kaç tane bilye olur demiş. 240'ı 5'e bölüyoruz. 48 yapar. O zaman önce hepsi 48 tane bilye alıversin. Öyle diyelim. Şimdi buradaki mantık şu. Sorulan soruya göre B kişisi şu A, şu B, şu C, şu D, şu E. Bir kere hepsi bir büyüğünden yaş farkı kadar bilye alıyor. Bu bundan kaç bilye alır? 2. Bu bundan kaç bilye alır? 4. İkişer ikişer ardışık sayılar. Bu bundan kaç tane alır? 6. Ama buna kaç tane verecek? 2. Bunlar giderse toplam kaç tane fazlalık olmuş oldu? 10. 48'e 10 eklersem ne oldu? 58. İki tane de buna vermek zorunda çünkü. Anlaşıldı mı? Şu 2'yi verdin mi? Yusuf şu 2'yi verdin mi gözüm? Bir küçüğüne 2 vermek zorunda değil mi? Bundan 2 alır. Bundan 4 alır. Bundan 6 olur. Yusuf'a çalışıyoruz vallahi. Evet şimdi bakalım. Bakınız. Oyun sonunda ikisinde 12 bilye kaldığına göre oyun kaç bilye ile başlamıştır diyor. Bakınız. 12 bilye demiş. Bakınız. Şimdi ikisinde 12 bilye kalmışsa arkadaşlar. Şurası 12. Tamam mı? Buradaki mantığımız şu. Bunda 12 bilye kalmışsa hemen diğerlerini de yazalım mı? Şöyle yapalım isterseniz. Şunu 12 yazarken.
Şimdi bu 12 bile kalmışsa şuna kaç verdi? Şuna kaç verdi? 2 verdi. Buna kaç verdi? 4 verdi. Buna kaç verdi? 6 verdi. Buna kaç verdi? 8 verdi. 8, 6 daha ne yapar? 14. 18, 20. 20 tane vermiş ya, yazık, günah ya. Demek ki kendisinde başlangıçta 32'ymiş. Herkese 32 verildiğine göre 32 çarpı 5 ne yapar? 160 yapar arkadaşlar. Tamam mı? 32 çarpı 5, 160 yapar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bu oyun en az kaç tane birliğiyle oynanabilir demiş. Bakalım şimdi. En az kaç birliğiyle oynanması için mantığın şöyle olması gerekiyor. Bakınız. Şimdi şu adamda hiç birliğe kalmadı diyelim. Niye hiç birliğe kalmadı? 2 tane buna verdiği için. 4 tane buna verdiği için. 6 tane buna verdiği için. 8 tane buna verdiği için. 2, 4 daha 6, 12, 20. Demek ki önce 20'ymiş ki herkese vere vere kalmamış elinde. 0 kalmış. O zaman başlangıçta herkese 20 tane verildiğine göre cevabımız ne olur arkadaşlar? Sorunun cevabı 100 olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Şimdi geldik. Ne demiş? Matematik dersinde bölünebilme konusunu işlenirken kuralları aşağıda belirtilen bom oyunu oynanıyor. Sınıfta bulunan tüm öğrenciler birden başlayarak ardışık numaralar verilir. Öğrenciler bu numaralara göre dizilir. Bir numaradan başlangıç sırası gelen öğrenci eğer numarası 3 veya 5'in katı ise bom der. Aksi halde numarasını söyler. 15 yaşında bom oynandığına göre ben de oynatırdım bunu yıllar evvel öğrencilere. Hatırladım oyunu. Ve ben asal sayıyla da oynatırmıştım aynı zamanda. Bakalım şimdi 40 öğrenci bulunan bir sınıfta oyunda oynanan öğrenci kaçıncı numarayı söyler demiş. Arkadaşlar aslında şöyle diyeceğiz bu soruda. Bakınız önce şuna da bir bakayım. Onda nasıl bir şey var. Sınıfta bom diyen 14. öğrencinin numarası kaçtır demiş. 40 öğrencisi bulunan sınıfta oyun oynayan kaç tane öğrencisi? Şunu arkadaşlar şu 43'ü anlatayım da aynı soruyu görmüş olun. Bakın. Şimdi bu sorular şöyle yapılıyor. Aslında obebokek sorusu ama şöyle. 3'ün katı olanlar bu kadar kişi. 5'in katı olanlar bu kadar kişi. En eksi 15'te içinden kesişimi çıkartılır arkadaşlar. Bunu 5 ile, bunu 3 ile, bunu 14'e eşitleyeceğiz unutmayın. 5, 3, burada 1 var. 5, 3 daha ne yapar? 8, bir çıkartın. 7n bölü 15, 14 ise şunlar sadeleşti. N eşittir 30. Demek ki cevap 30'muş. Anladınız mı yöntemi? Anladık mı? Şimdi bakın. Burada şöyle bir şey var. 40 öğrencisi bulunan. Aha burada da aynı şeyi yapalım. O yüzden çözdüm o soruyu. Bakın 40 bölü 3 artı 40 bölü 5 eksi 40 bölü 15. Kesişimi çıkartıyorsunuz. Buradan 13 kalan alınmaz. Buradan 8. Buradan da arkadaşlar 2. 13, 8 daha ne yapar? 21. 2 çıkartın o. 19 tane bom varken numarasını söyleyen 40'tan 19 çıktığı zaman 21 tanesi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Burada 52, şurada bazı arkadaşlarımız herhalde online'da küçük cep telefonundan falan giriyorsa görememiş. Ama birazcık büktüğünüz zaman şurada A'nın olduğu gözüküyor zaten arkadaşlar. Herhalde ondan dolayı yapamayan olmuş ama esas çözülemeyen soru şuymuş. Ona bakalım. Burada arkadaşlar, şimdi şurası, şuraya x diyelim. A çarpı A çarpı x, yani şurası A kare x. Burası a kare x, burası a kare x, burası a kare x. Bunların toplamları mı 144'müş? 4 tane a kare x 144 ise, buradan a kare x eşittir 36. Bir şeyin karesiyle çarpılması gereken değerler var. O da ne yapar? 1'in karesi olabilir, değil mi? 2'nin karesi olabilir, 3'ün karesi olabilir. Doğru değil mi? 4'ün karesi olmaz, 6'nın karesi olabilir. X sonuçta sayılar belli çünkü tam sayı yazılacak. Başka ne olabilir arkadaşlar? Başka yok değil mi? Tamam. Bir de bunların eksileri mi var? Bize neyi sormuş ama? Peki burada tam sayı demiş. Eksi alamıyor muyuz? Toplamını sormuş. 6, 3 daha 9, 11,
12 diye cevabımıza ulaşmış olduk. Bir bakayım da öyle. Aslında soruda bile bir sıkıntı var mı? Tam sayı demiş, görüyor musunuz bak. O zaman A değeri atıyorum mesela eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı. Şurada atıyorum 6 olsa vermiyor mu? Eksi 3 kere eksi 3 6, 9, 9 kere 6 54. Eksi 3'ün karesi 9, 9 kere 6 54 vermiyor mu? Veriyor. Neyse hadi görmemiş olalım, tamam. Galeyana gelmeyelim. Evet. Güzel denemeydi ama eksikleri var arkadaşlar. Bence biraz ÖSYM'den de hafif şeyler alınmış ama ben beğendim denemeyi. Ellerine kollarına sağlık. Bu denemede bir kere minimum 45 çıkmalıydı iyi öğrencilerin. Evet arkadaşlar. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim arkadaşlar. 40-50 geçiyor. Saat başına doğru gelin buraya. Çok geç kalmayın. Hatta 57-58 geçe gibi gelin.